Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda takvim yöntemiyle yumurtlama zamanı nasıl hesaplanır onu anlatmıştım. İkinci bir yöntemi olarak da ovülasyon testleri var. Bu testleri yapmak çok kolaydır fakat yorumlaması çok karışıyor. Bu yüzden videomu baştan sona kadar izlerseniz çok doğru bir şekilde yapıp ve çok doğru bir şekilde yorumlamayı öğrenmiş olacaksınız. Şimdi ilk olarak videomda neler anlatacağım? Ovülasyon testi nedir? Nasıl yapılır ve en önemlisi nasıl yorumlanır? Bunu anlatacağım. Ovülasyon testi nedir? Kanımızda LH hormonu var. LH hormonu yumurtlama zamanımız yaklaştığında yükselir ve onun en pik seviyesinde ilişkiye girildiğinde döllenme yüksek olur. Bu yüzden ovülasyon testlerinde de LH hormonunun en yüksek seviyesini bulmaya çalışırız. Bu testi yine aynı şekilde adet döngümüze göre yapıyoruz. Düzenli adet gören kadınlarda bu test çok kolay bir şekilde yapılıyor. 21 günde bir adet gören birisi adetinin ilk gününü birinci gün olarak kabul etmesi lazım. Adetinin ilk gününü birinci gün olarak kabul etti. 2, 3, 4, 5, 5. günden itibaren testi yapmaya başlayacak. 28 günde bir adet gören birisi 13. gün yapmaya başlayabilir. Şimdi peki adeti düzenli olanlar çok kolay bir şekilde planladı, yaptı. Peki adeti düzensiz olanlar ne yapacak? Bir ay 30 günde bir adet görüyoruz. Bir ay 35 günde, 25 günde. Böyle olanlar, yani belirgin bir gün olmayanlar için de yine adetimizin ilk günü birinci gün olarak kabul ediyoruz. 5 gün sayıyoruz. 5. gün yapmaya başlıyoruz. Biraz uzun sürebilir. Hani LH hormonunuzun yükseldiği o tam yumurtlama zamanınızı bulmak. Siz mesela başkaları 4. testinde, 5. testinde bulabilirken sizin biraz daha 10-12 gün veya 15-20 gün arka arkaya yapmanız gerekebilir. Bu yüzden çok doğru bir şekilde hiçbir gün atlamayarak ovülasyon testinin en önemli sebebi her gün aynı saatlerde ve bir gün bile atlamayarak yapmamız lazım. Eğer bir gün bile atlarsanız o ay silinir, ertesi ay başa dönmek zorunda kalabilirsiniz. Peki testlerimizi nereden alabiliriz? Testlerimizi eczaneden 20'li, 30'lu, 50'ler halinde paket halinde satılıyor. Eczaneden çok kolay bir şekilde testimizi alabiliriz. Testlerimiz 3 farklı şekilde satılıyor. Bir ince çubuklar halinde, böyle strip dediğimiz ince çubuklar halinde satılır. Ben bunu kullanmanızı çok önermem. Çünkü çok çabuk bir şekilde ıslanıyor ve çok doğru sonuç vermiyor. Çok düz bir zemine koymanız gerekiyor. İkincisi aynı gebelik testi tarzında kitler var. Aynı o şekildedir. Onu daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Üçüncüsü de daha uzun tek bir şekilde kitler satılıyor. Onlardan birisini alabilirsiniz. Eczacıya sorduğunuzda hangisi daha güvenilir olduğunu sorarsanız bir tanesini önerir zaten size. Önemli olan hani onu yapmak değil, yorumlamak. Şimdi en önemli kısım yorumlama kısmına geleceğiz. Peki ovülasyon testini nasıl yapıyoruz? Ovülasyon testini gebelik gibi sabah kalktığımız ilk idrarımızla yapmamıza gerek yoktur. Önemli olan sabah 10 ile akşam 8 arasında herhangi bir saatte yapmanız yeterlidir. Sadece aynı saatte yapmaya dikkat edin. Yani her gün saat 11'de yapıyorsanız mutlaka her gün saat 11'de yapın. Aynı saatte yapmanız ve her gün yapmanız bu test için en önemli, unutulmayacak bir kuraldır. İkinci olarak testi yapmadan önce çay kahve tüketimini azaltmanız gerekiyor. Neden azaltmanız gerekiyor? Çay kahveyi çok fazla tüketirseniz LH dediğimiz o artan hormonu seyreltebiliyor. Seyrelttiği zaman da size çok doğru bir sonuç vermeyebilir. Bu yüzden testi yapmadan birkaç saat önce çayı, kahveyi, suyu da azaltsanız çok iyi olur. Azaltıp 2-3 saat sonra yapmanız sizi en doğru sonuca götürür. Evet, peki nasıl yapıyoruz? Aynı gebelik testi gibi idrarımızı temiz bir kaba alıyoruz. Temiz kaptan 2-3 damla idrarımızı aldığımız herhangi bir kite damlatıyoruz. Damlattıktan sonra
5 maksimum 10 dakika beklemeniz yeterli. Çok böyle yarım saat, 1 saat veya sabahtan akşama kadar o testi bekletmenizin hiçbir anlamı yok. 5 dakika maksimum 10 dakika testi bekletin. Beklettikten sonra yorumlamaya geçeceğiz. Şimdi geldik en önemli kısma, testimizi yorumlamaya. Testimizi damlattık. Şimdi testimizde iki tane harf vardır. Bir C yazar, bir T yazar. C kontrol demektir. C çizgimiz bütün testlerimizde mutlaka kırmızı, koyu kırmızı renkte olması gerekir. Bizim için önemli olan T çizgimizdir. Biz T'yi yorumlayacağız. C zaten her zaman kırmızıdır. C yoksa mesela gözükmüyorsa C çizgimiz yanlıştır o test. O testi atın. İkinciye tekrardan aynı gün yapın. Çünkü C çizgimiz kontrol çizgimiz olduğu için C çizgimiz her zaman kırmızıdır. Biz T'yi yorumlayacağız. Şimdi yaptık ilk gün. C çizgimiz kırmızı, T'de hiçbir şey yazmıyor. Bu ne demektir? Negatif demektir. Ve ikinci bir şekilde önemli olan kısım da unutmamanız için, yani bir gün bile atlamamanız için mutlaka her gün kitin üstüne tarih atın. Ayın 10'unda mı başladınız? Üstüne 10 yazın. Ertesi gün yaptığınız kitin üstüne 11 yazın. Böyle böyle her gün düzenli bir şekilde takip etmiş olursunuz. İkinci gün yaptınız. İkinci gün de T çizgisi oluşmadı. Üçüncü gün yapacaksınız. Üçüncü gün silik oluştu. Şimdi karıştırılan kısım bu. Biz gebelik testinde silik çıktığında pozitif diyebiliyoruz. Ama ovülasyon testinde silik çıkma bizim için negatiftir. Yumurtlama zamanını göstermez. Silik çıktı, devam ediyoruz. Ertesi gün tekrar yapacağız. Ertesi gün yine silik çıktı, yine devam ediyoruz. Böyle böyle aynı C çizgisi kadar kıpkırmızı olana kadar. T çizgisi de aynı C çizgisi kadar kıpkırmızı olması gerekiyor. Kıpkırmızı olana kadar veya C çizgisinden daha koyu renkte olana kadar devam ediyoruz. Atıyorum 10. gün yaptık. Aynı C çizgisi gibi kırmızı oldu. Bu bizim LH hormonumuzun en pik seviyede olduğu günü gösterir. Bugün ve onun arkasındaki 3 gün ilişkiye girerseniz döllenme ihtimaliniz en yüksek seviyede olur. O yüzden T'nin en koyu olduğu günü belirleyip o gün ve o günden sonra 3 gün ilişkiye girmeniz öneririm. T çizgisini koyu gördünüz. Evet, pozitif dediniz. Bırakıyor muyuz? Peki test yapmayı bırakmıyoruz. Ertesi gün mutlaka bir kere daha test yapacaksınız. Test yaptığınızda silik çıkması lazım. Silik çıkması demek negatif olduğu anlamına gelmiyor. Koyudan sonraki silik çıkması demek yumurtlama zamanınızı gösteriyor. Yapın, silik çıktı. Tamam, doğru gidiyoruz. İkinci gün tekrar yapıyoruz. Tekrar silik çıktı. Evet, o 3 günlük süre zarfında ilişkiye giriyoruz. Demek ki testimizi doğru yaptık. Doğru zamanı yorumladık. Bir de olayın psikolojik yönü var. Yumurtlama dönemi çiftleri ilişkiye girmeye zorladığı için biraz strese girebiliyorlar. Çok böyle saati saatine yapmak, çok istemeden veya bu ayda olacak mı olmayacak mı düşünceleriyle yapmak insanı strese sokabiliyor. Bu da gerçekten gebe kalmayı etkileyen faktörler. En önemli faktör aslında strestir. Yani bunları yapmak, bu zamanları bulmak evet çok önemlidir. Gebelik şansınızı çok yükseltir. Gebe kalmak istiyorsunuzdur, çok uğraşıyorsunuzdur, olmuyordur. Bu size ekstra bir stres yüklüyordur. Ama bu da aslında bu stres sizin gebe kalmanızı zorlaştırıyor olabilir. Peki ne yapabiliriz? Adet olmadığınız, adetiniz bitti, 2-3 gün geçti üstünden. 2-3 günde bir düzenli bir şekilde ilişkiye girerseniz özellikle 13. ve 17. günlerde gebelik şansınız yükselir. Yani illa belirli bir işte ovülasyon testi yapmaya, takvim yöntemi denemeye, işte günü gününe, saati saatine hadi yapalım demeye gerek yoktur. Bu sizi daha çok strese sokar. Gebe kalmanızı stresten dolayı azaltabilirsiniz. Bu yüzden gayet sakin olun. İlk ay olmayabilir. Yani özellikle 3-5 ay olmayabilir. Bu sizi bu ayda olmadı diye üzüntüye, strese sokmasın. Aynı şekilde takvim yöntemini mutlaka kullanın. Ne zamanlar yumurtlama döneminiz fazla? Bunu öğrenin. Dediğim gibi uygulamalardan indirebilirsiniz. Diğer videomda anlattığım gibi kendiniz hesaplayabilirsiniz. Ya da ovülasyon testi yapabilirsiniz. Ama bu sizi strese sokmasın her ay. Gayet sakin bir şekilde
adet olmadığınız günler 2-3 günde bir ilişkiye girerseniz zaten sizin vücudunuz otomatikman olarak gebeliğe hazırlıyor. Gebeliğe çok rahat bir şekilde hazırlar. Bu testleri yapmasanız bile gebe kalma ihtimaliniz yüksek olur. Ovülasyon testi bu şekildedir. Size fotoğraflarla da anlatarak daha iyi anlamanızı sağlamışımdır umarım. Eğer kendiniz yaparsınız ve yorumlamakta zorlanırsanız mutlaka bana yorum kısmından yazarsınız. Size yorumlamada yardımcı olurum. İnşallah istediğiniz zamanda çok kısa bir sürede ve benim anlattığım yöntemlerle gebe kalırsınız. Teşekkür ederim. Yorum kısmına düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Beni takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.